Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, orijinal problemler bir de orijinalden dinle kısımlarının çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Bugünkü problem konumuz karışım problemleri. Evet, karışım problemlerinden 8 tane soru çözeceğiz ve konuyu tamamen kavratıcı 8 tane soru olduğunu söyleyebilirim. Ve sevgili arkadaşlarım, soruları çözmeden önce de sizlere güzel bir şöyle kıssadan hisse olacak şekilde konu başlıklarını anlatacak şekilde arkadaşlarım biraz konuyu özetleyeceğim. Karışım problemlerinde nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında. Hazırsanız, videoyu beğendiyseniz ve abone de olduysanız videomuza başlayabiliriz. Evet, şimdi sevgili gençler, ilk sorumuza başlamadan önce ne demiştik? Karışım problemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, zaten bu konuya kimya derslerinden de biraz aşinasınız. Çünkü aynı formüllerle, aynı mantıkla orada da sorular çözüyorsunuz. Yine arkadaşlarım, burada da matematikte de problemler kısmında bu tarz soruları çözeceğiz. Şimdi karışım problemlerinde dikkat etmemiz gereken şey şu. Yüzde problemlerinde neye dikkat etmen gerektiğini söylediysem burada da aynı şeylere dikkat edeceksin. Bildiğin klasik, aslına bakarsan, yüzde problemi. Fakat yüzde problemlerinde bize bir şeyin yüzdesi veriliyordu, yüzdesi soruluyordu. Burada da aynı şekilde yüzdeler sorulacak ama bu sefer bunlar birbirine geçecek, karışacak. Ve bunlar karıştığı için de sevgili arkadaşlarım, farklı çoklukların oranlarını birbirleriyle kıyaslayabilmek çok önemli burada. Dolayısıyla istiyorsan, bak istiyorsan, hocam ben formülü aklımda tutamam, tutmak da istemiyorum, formülle yaptığım zaman kafam çok karışıyor diyorsan, bütün verilenleri tek tek yaz ve daha sonrasında da oran orantı yardımıyla çözüme git. Ve arkadaşlarım, inanın bana, bütün karışım problemlerinde tek dikkat etmeniz gereken şey de bu. Şimdi hazırsanız bir sorularımıza bakalım. Yine soruların üzerinde de ben sana detaylı bilgiler vereceğim. İlk sorumuzda sevgili arkadaşlarım, şöyle yapalım. Bu arada şuradaki sayfamız görünüyor mu? Görünmüyor. Hemen bir ayar çekebilirim. Şöyle yapalım arkadaşlarım. O ayarımızı çekelim. Daha sonrasında devam edelim çözmeye. Şöyle yaparsak bütün sayfayı da görebiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi birinci sorumuzda alkol oranı %25 olan alkol su karışımının içerisinde 48 litre su bulunmaktadır deniliyor. Şimdi alkol oranı neymiş arkadaşlarım? %25. O zaman su oranı nedir? %100'e tamamlaması gerekiyor değil mi? Su oranımız arkadaşlarım %75 olacak. Peki bu %75'e tekabül eden 48 litrelikte bir suyumuz var arkadaşlarım. Bu karışımın içerisine burada vermiş. Buna göre karışımın içerisine 8 litre alkol ve 8 litre su eklendiğinde oluşan yeni karışımın yüzdesi kaç olur diye sorulmuş. Bakın arkadaşlarım, 48 su vardı zaten. 8 litre daha su eklerseniz 56 litre su olacaktır. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Karışımdaki alkol miktarı ne kadardı? Yüzdesini biliyoruz da miktarı ne kadardı? Şimdi %75'e karşılık 48 geliyorsa %25'e karşılık, yani 3'te 1 gibi bir oran var. O halde 3'te 1 arkadaşlarım 16 litredir. Ki ben buna 8 litre daha alkol eklemişim. 24 litreye tamamlamışım burayı. Toplamdaki benim karışımım 56 artı 24'ten sevgili arkadaşlarım 80 litre gelecektir. Toplam karışım 80 litre. Bize diyor ki su yüzdesi soruluyor. Bizim 80 litrenin içerisinde 56 litre su olduğunu biliyoruz biz. O halde şu orantıyı kuracağız. 80'de 56 ise yüzde acaba kaçtır diyeceğiz. Şimdi 8'e böldüm 7, 8'e böldüm 10, 10'a böldüm 1, 10'a böldüm 10 geldi. İçler dışlar yapacağız. 10 kere 7 70 bölü 1'den x'i buluruz. Yani kaçmış arkadaşlarım, x %70 olacakmış. İlk sorumuzun cevabı buydu. Hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz gibi bir tane formül kullanmadım. Tamamen yüzde üzerine gittim ve finalde oran orantı kurdum. Sorunun çözümünü buldum. Tamam. İkinci sorumuz. Grafikte x ve y karışımlarındaki su ve tuz miktarları verilmiş. X karışımından 60 gram ve Y karışımından 40 gram alınarak elde edilen karışımın su oranı %52 olduğuna göre M değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle su ve tuz. Bakın 15 su,
10 tuz karıştırılırsa 25'lik bir karışım elde edilir. 25 litrelik ya da 25 gramlık bir karışım elde edilir. Ve bu karışımın sevgili arkadaşlarım 10'u tuzmuş, 15'i de suymuş. Peki diğer karışıma bakalım. M'ye M artı 10. Yani toplamda 2M artı 10'luk bir karışımımız var bizim. Bu karışımın içerisinde M artı 10'u tuz arkadaşlarım. M kadarı da su olacak. Pekala, şimdi diyor ki birinden 60 gram ötekinden 40 gram aldım diyor. Şimdi 60 ile 40'ın arasında nasıl bir bağıntı var sevgili arkadaşlarım? Yani birisi 60 gram öteki 40 gram, toplam 100 gram yapıyor. 100 gram yapması da çok değerli bizim için. Niye çok değerli? Çünkü gençler yüzde hesabı sorulduğu için direkt olarak yüze ulaşabiliriz. Tamam, bu çok değerli o yüzden. Peki şimdi o zaman şöyle diyelim. 40 gram hangisinden alınıyor? Y'den alınıyor. 60 gram da hangisinden alınıyordu? X'ten alınıyordu. Ve biz X için 25'lik bir oran bulmuştuk. Bak 25, 10, 15 diye bir oran bulmuştuk. Çok güzel. Bundan 60 alınıyorsa o zaman 60 karışımın ne kadarı tuzdur diyelim. Tuzu bulursak zaten su da ortaya çıkacak. Şimdi 25'te 10'sa 60'da kaçtır? Bunun hesabını yapacağız. İçler dışlar çarpımı yapmamız gerekiyor. 60 ile 10'u çarpacağım, 25'e böleceğim. 60 çarpı 10 bölü 25. Bunu 2 defa 5'e böldüm 1. Bunu 5'e ve bunu 5'e böldüm. Burası 2, burası 12 geldi. 2 kere 12'den kaç yapar? %24, pardon özür dilerim, yüzde değil. 24 gramı, bu 60'ın 24 gramı tuzmuş arkadaşlar. Tamam. Şimdi çok güzel. Buraya kadar bir sıkıntımız yok. Şu an 60'lık karışım almıştık ya, X'ten 60 almıştık. Bunun 24'ünün tuz olduğunu öğrendik. Geriye kalan 36'sının da su olduğunu söyleyebiliriz. Bir de sevgili arkadaşlarım Y'den ne kadar almıştık? 40 gram. Çok güzel. Şimdi bu karıştırılınca X ile Y %52'si su olmuş. Zaten bunlar karışınca 100 gram yapıyordu. Demek ki o 100 gramın 52'si suymuş. Şimdi pardon bir saniye. 36 su burada değil miydi? Diğerinden de demek ki 16 kadar su gelmiş. Bunun da sevgili arkadaşlarım 40'tan 16'yı çıkardınız. 24 de demek ki tuz gelmiş. Bize sorulan şey M değeri kaçtırdı ya hani. O halde şöyle diyeceğim ben bakın. Şurada da M için bir şey bulmuştuk, oran bulmuştuk hani hatırlarsan. Diyorum ki o halde 2M artı 10'da. 2M artı 10'da. Mesela bunun suyu ne kadardı? M kadardı. 2M artı 10'da M olan şey 40'ta 16'ymış arkadaşlar. Tamam, soruyu bitirdik şu an. Resmen bitirdik. Ne yapacağız? İçler dışlar. Yani bununla bunun çarpımı, bununla bunun çarpımına eşit olmak zorunda. O halde sevgili arkadaşlarım 16 çarpı 2M artı 10 eşittir 40M dedim. 4'e böldüm. 4 parantezinde 2M artı 10 eşittir 4'e böldüm 10M. Bakın burası 8M artı 40 yapar. Burası da 10M'dir. 8M'yi karşıya attığımız 2M eşittir 40 geldi ve buradan da M'nin 20 olması gerektiğini öğrendik. Bize ne sorulmuştu? M. O halde cevabımız 20'dir diyeceğiz sevgili gençler. Formülsüz çözdüm. Tabii ki bu kadar düzenli yazmayacaksınız siz sınavda çözerken. Ondan adım kadar eminim. O telaşla yardırı yardırı ilerleyeceksiniz ki denemelerde de öyle yapıyorsunuz. Ve arkadaşlarım böyle düzenli yazdım. Anlatabilmek için, görsel olarak güzel görünsün diye. Ve biraz uzun sürdü hocam diyebilirsiniz ama dikkat edin. Formül kullanmadım, tamamen mantıkla. Tamam. Devam edelim 3. sorumuzda. 12 gram, şöyle yakınlaştırmak istiyorum soruyu biraz da. Aynen. 12 gram tuzla x gram su karıştırıldığında oluşan karışımın 1 gramında 0.7 gram su. Bak şimdi 1 gramında 0.7 gram su varsa o halde bunun su oranı %70'tir. 1'e 0.7 ise. Çünkü 100'de çarp 100'e, 100'de çarp 70'tir. Bak %70. Tamam. Şimdi %70 su, %30 da o zaman tuz yapar değil mi? Pekala. Şimdi ne demişti bize? X kaçtır? Şimdi arkadaşım yüzde, bakın 100'ün 30'u tuzsa acaba 12 artı x'in, çünkü karışımımız 12 artı x, ne kadarı suydu? 12'si. 12'si sudur diyeceğiz. Yani bununla bunun çarpımı bununla bunun çarpımına eşit olacak. 12 çarpı 100 eşittir
30 çarpı 12 artı x dediniz. Daha sonrasında bakın bir 0 ve bir 0 gitti. 3'e böldüm, 3'e böldüm, 4 geldi. 4 kere 10 da 40 yapar. 40 eşittir 12 artı x'miş. O zaman x kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 28'in ta kendisidir. Yine formül yok. Yine mantık yürüttük. Ve yine her zaman olduğu gibi vazgeçilmezimiz oran orantı yaptık. Zaten soruyu da orası çözdürüyor. Denklemi o kurduruyor zaten. Tamam, sen şurada yüzdelerde hata yapma. Dikkat ettiysen 3 tane soru çözdük. Hiçbirinde de o karışım problemlerinde konunun en başında verilen formülü kullanmadık. Tamam. Şimdi devam. Güzel güzel çikolatalar görünüyor burada. Yukarıda şekil 1'de verilen çikolatalar eşit ağırlıklı özdeş karesel parçalardan oluşmakta. Şuradaki karesel parçaların her biri özdeş ve eşit ağırlıkta. Bu çikolatalardan birer miktar alınıp eritilip karıştırılarak bir çikolata karışımı elde ediliyor. Çikolataların kullanılmamış kalan kısımlarına ait görüntü şekil 2'de verilmiş. Bakın şimdi başlangıçta böyleymiş. Demek ki şu beyaz yerler kullanılmış, geri kalanlar da bunlar. Pekala. Çikolataların eritilmesi esnasında herhangi bir kayıp yaşanmadığına göre oluşan çikolata karışımının yüzde kaçı kakaodur diye soruluyor. Şimdi şöyle bakın burada bir formül kullanabiliriz işte. Bakın burada 2 parça alınmış. Burada 6 parça, burada 2 parça, burada 6 parça, burada da 4 parça alınmış değil mi? Toplamda alınan parça sayısı ne? 12. O halde diyorum ki ben şuradaki yüzde miktarları önemli bakın. %20, %60 ve %80. Şimdi 2 tane %20'lik alınmış artı 6 tane %60'lık alınmış artı 4 tane de %80'lik alınmış. Ve toplamda bu ne kadardı arkadaşlarım? 12 taneydi tüm parçalar. Şimdi bunu buna bir bölelim bakalım. 2 kere 20 40 artı 6 kere 60 360 4 kere 80 320 bölü 12 diyeceğiz. Pekala. Şimdi burada 360 ile 40'ı toplarsanız 400 yapar. 400'de de 320 eklerseniz 720 gelir. 720'yi de ne yapacağız? Tabii ki 12'ye böleceğiz. 720'yi 12'ye böldüğünüz takdirde sevgili arkadaşlarım ne gelir? 60 gelir. 12 kere 60 720'dir. Bu bulduğumuz 60 ne? Bu bulduğumuz 60 hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz. Cevap arkadaşlar. Tamam. Ne yaptık? Aslında ortalama hesaplıyor gibi yaptık. Yaş ortalaması hesaplıyor gibi yaptık. Sanki şöyle. Bir grupta 2 kişi 2 yaşında, 6 kişi 6 yaşında ve 4 kişi 4 yaşında. O halde dedik, pardon özür dilerim, şöyle diyeceğiz. 2 kişi 2 yaşında, hepsi aynı gelince birden bir şey yaptım, tırstım. Zaten onların sayısıydı. Bir grupta 2 kişi 20 yaşında, 6 kişi 60 yaşında ve 4 kişi de 80 yaşında olduğuna göre bu grubun yaş ortalaması kaçtır? İşte budur. Tamam? Güzel. Sizlere bunları öğretebilmek, gösterebilmek çok güzel. En azından biliyorsan da bunları öğrenmiş oluyorsun. Tekrardan hatırlamış oluyorsun. Bu da bana mutluluk veriyor. 126. sayfamızı da bitirdik. Geçtik 127'ye. Soru 5. İçlerinde tuzlu su bulunan ABC kaplarındaki karışımlarla ilgili bize iki tane bilgi verilmiş. Dikkatli okuyalım. A kabının içine eşit hacimde C kabındaki karışımdan ilave edilirse A kabındaki su yüzdesi artıyor. Şimdi şöyle. A kabının içine eşit hacimde C kabındaki karışımdan ilave ediliyor. Ve böylelikle A kabındaki su yüzdesi artıyor. Şimdi su yüzdesi artıyorsa tuz yüzdesi azalıyordur. Tuz yüzdesi azalıyor. Bak, tamam. Şimdi o zaman A'nın tuz yüzdesi C'nin tuz yüzdesinden büyüktür diyeceğiz. Kesine kesin büyüktür. B kabının içine eşit hacimde C kabındaki karışımdan ilave edilirse B kabındaki su yüzdesi azalıyor. Su yüzdesi azalıyorsa tuz yüzdesi artıyordur. Demek ki arkadaşlarım B'deki tuz yüzdesi C'dekinden de küçüktür. O halde ben en küçüğünün burada B olduğunu, C'den de sevgili arkadaşlarım A'nın daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Bize ne sorulmuş? Başlangıçta ABC kaplarındaki karışımların tuz yüzdelerinin doğru sıralanışı. İşte bulduk BCA. Yani cevabımız C seçeneği olacaktı. Ve devam edelim soru 6 ile. 5 farklı şekerli su karışımının içerisindeki şeker ve su miktarlarını gram cinsinden veren tablo aşağıda verilmiştir. Bakın su, şeker, su, şeker. Tamam. Bu 5 karışımın herhangi ikisini eşit miktarda kullanarak yeni bir karışım elde etmek isteyen Ege, elde edeceği yeni karışımın şeker yüzdesinin %20'den daha büyük olmasını istediğine göre Ege'nin seçtiği iki karışım hangisi olamaz demiş. Şimdi buraya dikkat. Öncelikle soruya hazırlık yapman gerekiyor senin.
Ve bu soruya hazırlık sorunun çözümünün neredeyse %90'ını kapsıyor. İddialı. Şöyle yapıyoruz bak. 160 artı 40 ne yapar? 200. 200'de 40 şeker varsa %20 şeker vardır. Bu cepte. 220, 30 daha 250. 250'de 30 şeker varsa yüzde ne kadardır diye soracağız. Bunu da şöyle yapabilirsiniz. Şu sıfırla şu sıfır gitti. 5'e böldünüz 5, 5'e böldünüz 6, 5'e böldünüz 1, 5'e böldünüz 2. 2 kere 6 kaç yapar? 12 yapar. Demek ki %12'si şekermiş. Devam. 108'e 42 toplamları 150 yapar. 150'de 42 ise yüzde kaçtır dememiz gerekiyor bizim. Şununla şunu sadeleştirdiniz 3'e 2 geldi. 3 ile 42'yi sadeleştirdiniz 14 yaptı. 2 kere 14 kaç yapar arkadaşlarım? %28 yapar. Geçtik buraya. Toplamda 400. 400 de 100 ise çeyreği kadar olacak. Demek ki %25'tir diyeceğiz. 42'ye 8 toplam 50. 50'de 8 ise %16'dır. Tamam. Şimdi A ile C'yi karıştırırsam ne olur? Şimdi A bu, C de bu. Eşit miktarda karışırlarsa 20 ile 28'in tam ortasındaki 24 olur cevap. Ve 20'den büyük olmasını istiyordu zaten. Demek ki olur diyeceğiz. B ile D. Şimdi ona bakalım. B ve D. 12 ile 25'in tam ortasındaki sayıyı bulmamız gerekiyor bizim. 12 ile 25'i toplarsanız sevgili arkadaşlarım 37 yapar. 37'yi 2'ye bölerseniz 18,5 gelir. %20'den büyük olmasını istiyordu. E demek ki olmuyor. Cevap B. Geçtim C'ye. C ile D demiş. Bakın şu ikisi. 28 ile 25'in tam ortasındaki sayı sevgili arkadaşlarım 26,5'tur. Yani bu da olur. D ile E'ye bakıyoruz şu ikisine. 25 ile 16, ikisini toplarsanız 41, 2'ye bölerseniz %20,5 yapar. Kıl payı yırttı yani. Bu da olur. C ve E'ye bakıyoruz şu ikisine. %28 ve %16 toplarsanız %44 yapar ve 2'ye bölerseniz %22 gelir. Bu da oluyor. Doğru cevabımız gerçekten B seçeneğiymiş. Evet, aşağıda başka soru yok. Geçtik soru 7'ye. Sevim Hanım bir kabın içine eşit miktarda pekmez, tahin kullanarak kabın tamamı dolu olacak şekilde tahinli pekmez karışımı yapmıştır. Sevim Hanım kaptaki tahinli pekmezin %76'sını yedikten sonra yani %24'ünü kapta bıraktıktan sonra karışıma bir miktar tahin ilave ettiğinde kaptaki karışımın pekmez oranı %15 olmuştur. Buna göre bu durumda kabın yüzde kaçı doludur diye sorulmuş bize. Şimdi şöyle gençler %76'sını yemiş. Şimdi 100K'lık bir karışımı olsun tahin pekmez karışımı. Bunun 50K'sı tahindi, 50K'sı pekmezdi diyelim yarı yarıya. Daha sonrasında %76'sını yemiş ya %24'ü kalmıştır. %24'ün de 12K'sı tahindir, 12K'sı pekmezdir. Daha sonra da gitmiş bir miktar tahin ilave etmiş. O tahini ilave edince karışımın pekmez oranı %15 olmuş. Şimdi ben buraya tahin yukarıdaki olsun x kadar bir tahin ilave edeceğim. Toplamdaki karışımım benim 24k artı x olacak. Ve sevgili arkadaşlarım pekmez hala 12k'ydı dikkat ettiyseniz 12k'dır. Pekmezin tüm karışıma yeni karışıma oranı %15 oluyormuş. 15 bölü 100 oluyormuş. Pekala. Şimdi içler dışlarla x'i tabii ki bulabiliriz. Öncelikle bunu 5'e bölelim 3, bunu 5'e bölelim 20. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4 geldi. Şimdi içler dışlar zamanı. 4 kere 20 80 yapar. 80k eşittir. 1 ile de bunu çarpacağız. 24k artı 80 x diyeceğiz. Buradan x kaç gelecek arkadaşlarım? 56k gelecek. Son durumda kabın yüzde kaçı doludur diye sorulmuştu. Şimdi arkadaşlarım başlangıçta kap 100k'ydı zaten. Pekala. Bizim burada 24K'lık bir karışımımız kalmıştı kapta. Üzerine 56K tahin dökmüş bu ablamız. 24K ile 56K'yı toplarsanız 180K yapar. 100K'lık kabın içerisinde hala 80K'lık bir karışım var. Tahin pekmez karışım. O halde %80'i doludur diyebiliriz. Evet. 7. sorumuzu da çözdük. Ve böylelikle soru 8'e yani son soruya geçtik. Bize ne diyor? Bir kahve makinesindeki iki musluktan bir bardağa önce kahve sonra süt akıtılarak sütlü kahve alınabilmektedir. Bakın önce kahve sonra süt. Kahve musluğundan birim zamanda akan kahve miktarı süt musluğundan birim zamanda akan süt miktarının iki katıdır demiş. Yani şöyle diyelim bir kahve musluğu var arkadaşlarım. Şuna kahve diyelim.
Şöyle musluk. Bir de arkadaşlar şöyle süt musluğu var. Buradan 2V kadar kahve akıyorsa buradan V kadar süt akıyor diyeceğiz. Pekala. Boş bir bardağa musluklardan sırasıyla önce kahve sonra süt akıtılarak toplam 6 saniyede %60 süt içeren sütlü kahve elde edildiğine göre süt musluğu kaç saniye açık kalmıştır diye soruluyor. Şimdi şöyle diyeceğiz. Öncelikle kahve musluğu T kadar açık kaldıysa süt musluğu 6-T kadar açık kalmıştır diyeceğiz. Toplamda oluşan karışım 2VT artı V ile bunu çarpacağız. 6V-VT diyeceğiz. Şimdi 2VT'den VT'yi çıkardım. VT kaldı. VT artı 6V bu bizim tüm karışımımız. İşte bu VT artı 6T'nin %60'ı yani 60 bölü 100'ü yani 3 bölü 5'i. Neye eşitmiş arkadaşlarım? Kahveye. Pardon süte. Peki süt ne kadar akıtılmıştı? Süt bu kadar. Yani 6V eksi VT'ye eşit olacak. Peki 5'i şu tarafa çarpım olarak sallayalım. 3'ü de içeri dağıtalım. 3VT artı 18T eşittir 30V eksi 5VT oldu. Peki. Şimdi ne yapacağız? Şunu yapacağız. Şuradaki eksi 5VT'yi bu tarafa gönderelim. Böylelikle sevgili arkadaşlarım 8VT elde ederiz. Daha sonrasında ise şurayı doğru yaptım mı diye çok merak ediyorum. VT artı 6V olacak bakın arkadaşlar şurası. Burası V olursa şurası da V olur. 18V'yi de karşıya attınız 12V. V'leri bir götürelim. V'lerle işimiz kalmadı. 8 ve 12'yi de sadeleştirelim. 4'e bölün 2, 4'e bölün 3. Yani 2T eşittir 3 oldu. T kaçmış arkadaşlarım? 3 bölü 2 yani 1,5. Süt musluğu kaç saniye açık kalmıştır? Süt musluğunun açık kalma süresine ben 6-T demiştim. O halde 6'dan 1,5'u çıkaracakmışız. 6'dan 1,5'u çıkarırsanız cevap 4,5 olur. Ya da cevap bazen 9 bölü 2 biçimde de istenmiş olabilir. 4,5 ile 9 bölü 2 birbirine eşit değil mi? Evet 4,5 olarak vermiş zaten bak. Evet sevgili arkadaşlarım 127. sayfamızın sonuna geldik böylelikle. Ve bu testi de bitirdik karışım problemlerini. Umarım düzgün bir şekilde anlayabilmişsinizdir buradaki soruların mantıklarını. Size öğretilmek istenenleri. Sizin ihtiyacınız olan şeyleri düzgün bir biçimde verebilmişimdir diye umuyorum. Herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu tekrardan beğenmeyi ve abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlarım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.